sevgili Köy TV izleyicilerimiz. Bugün Tekirdağ'dayız. Bir buğday tarlasındayız. Yanımızda Harun Miran abimiz var. Bize buğday üretimi hakkında bilgiler verecek. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Tekirdağ Merkez Yağcı Köyü'nden, çiftçilerinden Harun Miran. Yaklaşık bildiğim kadarıyla bütün ailem çiftçi. Gittiğimiz kadarıyla. Biz de baba mesleğini elimizden geldiğince, babam, kardeşim ve ben olarak aile çiftliğimizde devam ettirmeye çalışıyoruz. Buğday, ayçiçek ve kavanoz ekimi yapıyoruz. Genelde bu üç üründen paramızı kazanıyoruz. Bu üç ürün üzerine üretimlerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu anda yine bir kendimize ait bir buğday tarlasındayız. Bu şekilde. Buğday üretimi hakkında izleyicilerimize biraz bilgiler verelim. Toprak hazırlığından başlayalım. Ne zaman başladık bu bölgede, Tekirdağ bölgesinde işlemler ne zaman başlıyor buğday için? Buğday için işlemler genelde Eylül ayında başlıyor. Kanola yerine ve ayçiçek yerine olmak üzere iki dönüşümlü yapıyoruz. Buğday, kanola, ayçiçek, buğday şeklinde. Bu gördüğümüz tarla kanola yerine ekilmiş bir tarladır. Temmuz ayında kanalayı biçtikten sonra tarlamızı çok küçük bir disk blokla sürüyoruz. Daha sonra Eylül ayında tekrardan karıştırıyoruz. Ekim ayı geldiği zaman da gübre atıp otlar için o gün ne gerekiyorsa yağmur durumuna göre bazen dıskara, bazen tırmık, bazen aysan, senenin getirdiği şeylere göre, gerekliliklere göre gübremizi atıp buğdayımızı Ekim ayında veya da Kasım ayı içerisinde özellikle Ekim ayı sonunda ve Kasım ayı başında ekmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bu tarlamızda Ekim ayı sonunda, Ekim'in 20'sinden sonra ektiğimiz bir tarladır. Şu anda hasata yaklaşmış bir pozisyondayız. Tarlamızda başka işlemleri soruyorsanız eğer... Tabii bütün işlemler, mesela bu tarla kaç dönüm? Önce öyle başlayalım. Ne kadar bir arazimiz var burada? Bu tarlamız 90 dönüm şu 90 anda. 90 dönüm bir arazi 90 var. Dönüm. Ova bir arazimizdir. Verimli de bir arazimizdir çok şükür. Şimdi fakat hastalıklara karşı biraz daha hassas bir arazidir. Evet. Çünkü sıcak ve nem olan bir ortam, ova tarla dediğimiz bir tarladır. Dere boyunda olduğu için hastalıklara hassas bir tarladır. Pas hastalıklarına özellikle çok hassastır. Çeşitler de eğer biraz hassassa bu konuda sıkıntı oluyor. Hatta şu anda biraz hafiften bir pas hastalığı tarlamızda gözlemlemekteyiz. Hangi çeşit var burada? Burada kahverengi pas var şu anda. Buğday çeşidi olarak da Enola çeşidimiz var. Ekili. Bu pas hastalığına karşı herhangi bir ilaçlama uygulaması yaptık mı? İki sefer mı? Uyguladık. İki kere uyguladık. İki sefer uyguladığımız halde. Hangi dönemlerde yaptık onları? İlk önce kardeşlenme döneminde geçtikten sonra hem kök boğaz hem de pas hastalığı uyguladık. Daha sonra sapa kalkma döneminde bir kez daha uyguladık. Başak döneminde görmediğimiz için, uygulamadığımız için fakat şu anda keşke uygulasaydık diyoruz. Çünkü hafiften de olsa bir pas hastalığı yapmış. Çok fazla olmasa da büyük ihtimalle bize bir verim kaybı yaşatacaktır mutlaka. Tabii şu an hasada yakın bir dönem olduğu için artık biraz yapacağımız hiçbir şey yok tabii. Yapacak ki. Bir işlem yapacak kalmadı. Hiçbir işlemimiz yok. Ama yine de verim konusunda çok aşırı bir kayıp olmayacak sizin için sanırım. Yok, zannetmiyorum. Fakat senenin getirdiği bazı kayıplar var. Mesela geçen sene ortalamamız aşağı yukarı diyelim 600 kilogram civarındaydı. Fakat bu yıl o civarları, yani dönüm başına diyeyim 1 metrekare başına 600 kilogram civarında bir gelirimiz vardı. Bu sene senenin getirdiği bazı özelliklerden dolayı o kadar bir yüksek bir verim beklemiyoruz. %10, %20 civarında, yani 500'de 550 civarında bir verim bekliyoruz. Bu yıl %10 ile %20 arasında verim kaybımız doğal şartlardan dolayı olacak. Doğal şartlar değil, aslında bizim bu tarlaya geliş sebebimiz donla ilgili bir sıkıntının olup doluyla ilgili bir sıkıntının olup olmamasıydı. Peki gözlemimiz nedir? Yakın bir geçmişte sanırım birkaç gün evvel bir don durumu, dolu durumu oldu. Evet, birkaç gün önce bir dolu durumu oldu. Bu bölgede oldu özellikle. Geldik, kontrol ettik fakat zarar diyeceğimiz herhangi bir şey olmadığını gördük. Birkaç başakta küçük bir şey gördük ama çok önemli bir şey değil. Onlar çok sorun değil ama şunu söyleyebilirim. Benim bu tarlam sigortalı. Yağmura, doluya, sele ve tüm yangına karşı sigortalı. Fakat Tarsim'in uygulamaları bizi bu konuda biraz rahatsız ediyor. Mesela hangi uygulamadaki eksiklikler neler? Şimdi bu mesela çiftçinin Tarsim'in yanında olmayan durumlar var sanırım. Var, evet. Tarsim'in bizim yanımızda olmadığı durumlar var.
İlk önce şunu söyleyeyim. %10 bir kere prim kesiyor. Daha önce biz özel sigortaları yaptırırken bunu böyle bir şey yoktu. Ondan sonra gelen arkadaşlar diyeyim, eskiden daha bonkör davranıyorlardı. Bonkör mü diyelim veyahut da daha farklı mı davranıyorlardı diyeyim. Bunun ismini nasıl koyacağımızı ben de bilmiyorum ama bundan 4-5 yıl önce bir zarar yaşadığımız zaman gelen eksper arkadaşlar gerçekten bizleri mağdur etmeden, bu %10'luk kaybı da bize bir şekilde yansıtmadan bize veriyorlardı. Fakat şu anda Tarsim özellikle genel müdürü değiştikten, özel sektörden genel müdür geldikten sonra Tarsim çiftçinin yanında olmaya değil, para kazanmaya çalışan bir şirket gibi davranmaya başladı. Çiftçileri çoğu zaman mağdur ediyor. Eğer gerçekten yapsa, yani %100 yanlıysa, tarla yapacak bir şey yok ama %50'lik hasarlarda, %30'luk hasarlarda gerçekten bizler Tarsim konusunda mağdur kalıyoruz. Bizlere yeterli ilgiyi göstermiyor. Bu konuda Tarsim'in genel müdürünün olsun veyahut diğer arkadaşlarının olsun veyahut da sorumlu, bu işte sorumlu olan kişilerin olsun, bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz kendilerinden. Tabii üreticinin de bazı olaylar karşısında müdahale etme şansı yok. Özellikle doğal afetlerle ilgili. Bu konuda da mağduriyetin bir şekilde giderilmesi ve güvenecek bir kapısının olması gerekiyor. Kapımızın olması gerekiyor. Ben daha önce yaklaşık tarlalarımın %80-%90'ını sigortalı yaptırıyordum özellikle. Fakat şu anda yaklaşık 20'ye 30'a düşürdüm. Onlar da gerçekten bunun gibi sele maruz kalabilecek, doluya maruz kalabilecek birkaç tane arazideki tarlamı yaptırıyorum. Çünkü zaten diğerlerinde bir yağmur sel de olsa buradan alamayacağım parayı biliyorum. Yani Tarsim bizde öyle bir ön yargı oluşturdu diyeyim. Bu saatten sonra sadece %100 hasar olabilecek yerlerime yaptırıyorum. Ve mağduruz şu anda aslında ona bakarsanız. Geçen yılda amcamın başına geldi. Bizim kendi mühendis arkadaşlarımız burada. Bize dediler yaklaşık %30 civarında hasar var. Tarsim'in eksperlerini çağırdığımız zaman %10-%15 hasar kestiler. Yani ikisi de mühendis, ikisi de eksper diyelim. İkisi de farklı bir şey söylüyor. Biz kime inanacağımızı da bilmiyoruz. Mağdur olan biziz şu anda ama. Öyle bir sıkıntı evet oluyor üreticilerde. Öyle bir sıkıntımız oluyor. Peki bir de su konusunda da bölgenin yapısı nedir? Avantajı mı? Onlardan da bahsedelim. Siz tarlanızı nasıl sulayabiliyorsunuz? Böyle bir sıkıntınız var mı? Bizim tarlaları sulama imkanımız pek fazla yok burada. Ve özellikle buğday sulaması konusunda falan sulama yapmıyoruz. Çünkü bizim aldığımız yağış miktarı yıllık 650-700 milimetre civarında aldığımız için bizim şeyimize yeterli geliyor. Buğday için yeterli geliyor. Bölge avantajlı o konuda. Bölgemiz avantajlı o konuda. Başka bölgeler gibi çok fazla sulama imkanımız da yok. Sulama altyapımız da yok bizim. Dereden gelen bir parça suyla, o da ufak tefek başka arkadaşlar karpuz veyahut da bahçe sulaması yapıyorlar. Ama onun haricinde genel manada bir tarla sulaması biz yapamıyoruz. Çünkü yapamayız da geniş alan çalışıyoruz. Geniş alan çiftçiliği yapıyoruz. Binlerce dönüm arazinin sulanması ve her tarafı su götürmek şu anda burada imkansız olduğu için bize yeterli geliyor ama bizim suyumuz. Tabii bir yerden hani bir avantaj bir yerden dezavantaj evet, tabii ki avantajımız yani. Da var. Şeylerimiz var tabii ki. Umarız mevsimler değişiyor diyoruz. Özellikle bu yıl kışla ilgili biraz sorun yaşadık. Kar yağmadı. Umarız bu mevsimleri bozma huyumuzdan insanoğlu olarak vazgeçeriz de üreticiler normal seyrinde kendi ihtiyaçlarına göre doğal şartları sağlayabilir. Yağmurlarımız eksik olmasın. Çünkü su kaynaklarımız azalıyor. Onun dışında burada sulama imkanı olmayan üreticilerde doğal olarak yağmur sularıyla kendi işlemlerini yapacakken bundan da mağdur kalmamaları gerekiyor. Hani temennimiz de o yönde. İnşallah. Umarız. İnşallah o bizim elimizde olan bir şey evet. Değil. Artık biz iklimlere göre kendimizi uydurmak zorundayız diye düşünüyorum. Tabii en azından göre... bir çiftçi olarak. Daha eskiden dediğiniz gibi ayçiçek ekim zamanı Nisan sonuna Mayıs'a doğru kayıyordu. Hı hı. Havalar soğuk ve yağmurlu gidiyordu. Fakat şu anda Nisan yağmurları kalmadığı için biz ayçiçek ekimlerimizi Mart ayı içerisine doğru yavaş yavaş çekmek zorunda kaldık. Yani doğaya bir şekilde biz uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü doğayı biz değiştiriyoruz. Evet, doğanın getirdiği yeni şartlarda bir şekilde biz uyum, adapte olmak zorunda kalıyoruz. Üretim tarihlerimiz bir şekilde yer değiştirmeye evet, başladı. Değiştirmeye, hasat tarihlerimiz yer değiştirmeye bir şekilde başladı. Peki bu bölgede üretimle ilgili
sıkıntılarımız neler? Şöyle diyorum. Burada bir pas hastalığı gördük. Buna karşı iki kere ilaçlama yaptık. Peki böcektir, herhangi bir zararlıdır. Bunlarla ilgili mücadelelerimiz neler? Öyle bir Süne mücadelemiz mutlaka oluyor. Yaprak biti konusunda mutlaka mücadelemiz oluyor. Bunları ne zaman gerekiyorsa o zaman yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'nün verdiği çerçevede açıklamalarla ona göre ilaçlamamız, süne ilaçlamamız, mesela bu tarlamızda süne ilaçlamamızı yaptık. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir süne veyahut da başka bir şeyimiz yok. Yer aletleriyle yapıyoruz artık. Eskiden hava aletleriyle yapılmaya çalışıyordu. Fakat pek başarılı olamayınca arazi şartlarımız bizim pek uygun değil. Eğimli bir arazi şartımız var. Yer aletleriyle yapıyoruz. Süne konusunda da başarılıyız yani. Gerçekten başarılıyız. O konuda şey değiliz. Sağ olsun Tarım İl Müdürlüğümüz de bu konuda bize takipleriyle beraber yardımcı oluyor. Bizler de uygun zamanda ilaçladığımız zaman hiçbir sorun yaşamadan böcek hastalıklarını şey yapıyoruz. Ama dediğiniz gibi bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu yeni gelen çeşitlerle birlikte pas hastalıklarımız. Onunla ilgili de sanırım... Pas hastalıklarımıza karşı mücadelemiz var ama dediğimiz gibi bunlar da maliyet gerektiriyor. Tabii. Yani bugün bir pas hastalığına karşı açacağımız ilaçlarımızın maliyetleri 5 liradan, minimum 5 liradan dekar maliyetleri başlayıp 13-14 liraya kadar çıkabiliyor. 3 sefer ilaçlama yaptığınız zaman aşağı yukarı 30 lira gibi bir maliyete mal oluyor. Siz de takdir ederseniz ki buğday fiyatlarıyla ilaçlama, gübreleme ve bunların diğer atım maliyetlerini hesapladığımız zaman gerçekten girdilerimiz çok yükseldi. Peki onlar zamanında fiyatlar belki, nasıl şu an? Fiyatlarımızı zaten oraya da geliriz de aileden çiftçiyiz diyorum. Babamlar eskiden buğdayı ekerlermiş, gübre atarlarmış, ondan sonra biçmeye giderlermiş. Artık bizler ot ilacı, mantar ilacı, böcek ilacı, gübresi, yaprak gübreleri o kadar çok fazla şey atmak zorundayız ki. Tabii bunların bize maliyetleri çok fazla. Gerçekten çok fazla. Buğday fiyatlarına geldiğimiz zaman buğday fiyatlarımız dünya fiyatlarının altında bile kaldı diyebiliriz şu anda. Gerçekten buğday fiyatlarına gerçekten çok gerideyiz. Eskiden bizler buğday dünya fiyatlarının biraz daha üzerinde bir fiyatla buğdayımızı satarken şu anda bırakın dünya fiyatlarını, dünya fiyatlarının aşağı yukarı altına gelen bir rakamlarda buğday satıyoruz. Yaklaşık 200 küsur dolarlara yurt dışından bir buğdayın, bir ton buğdayın buraya gelmesi yaklaşık 210-220 doları bulurken şu anda Türkiye'deki 850 liraya sattığımız zaman 200 doların altında bir rakamdan bahsediyoruz. Ve şu anda fiyatlar 850-950 arasında gidip geliyor. Yani dünya fiyatları aynı veyahut da birazcık altında kalmış durumda. Bu konuda fakat biz dünya ile aynı şekilde şartlarda üretim yapmıyoruz. Yani geniş alan çiftçiliğinden tutalım, desteklerimizden tutalım. Gerçekten çok güzel desteklerimiz var, yok demiyorum. Ama dünya ile aynı standartlarda üretim yapmıyoruz. Veyahut aynı verimleri de almıyoruz. Çünkü buğday kuşağında alınan verimlerle bizim kuşağımızda aldığımız verimler arasında bir fark var. O yüzden bizim biraz daha korunmaya ihtiyacımız var. Bizim fiyatlarımızın biraz daha yukarıya çıkmasına ihtiyacımız var. Fonlarla, şeylerle devletimizin bu konuda yardımcı olup bizim mağdur etmemesini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bizim üretimle ilgili en büyük aslında sıkıntımız organizasyon. Çünkü çiftçimiz emeğinin karşılığını aldığı anda gerekli kalitede ürünü üretebilecek kapasiteye sahip. Böyle bir sıkıntımız yok. Arazilerimiz doğru şekilde kullanıldığında her türlü ürünü üretebilecek yapıya da sahip. Ama ciddi bir organizasyon problemimiz var. Tabii bunun kimler tarafından organize edilmesi gerektiği kafada bir soru işareti. Çok da bilir kişilerin başta olmadığı ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Umarız en kısa zamanda bu problemler de ortadan kalkar. Bir düzene girdiği anda üreticimiz emeğinin karşılığını çok daha rahat alacaktır diye düşünüyorum ben. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü dünyada geniş alan tarımı yapıyorsanız bunun minimum yapılması gereken yer 185 dekardır. Bugün Avrupa'ya veyahut da Amerika'ya gittiğiniz zaman. Hatta 185 dekar yoktur bile. Onlar binlerce dönüm arazilerden. Yani buğday, ayçiçek ve kanola tarımı yapılıyorsa eğer bir ülkede veyahut da toprakta. Bunun yapılması gereken minimum budur. Şu anda devletimiz toplulaştırma, tarla toplulaştırmaya Trakya'dan veya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden başladı. Yeterli mi? Bence yetersiz ama bir yerden başlamak gerekiyordu. Yani bugün Avrupa bunu daha 1940'larda
yaptıktan veyahut da 60'larda yaptıktan sonra geldi. Veyahut da komünist ülkeler zaten bunu komünizm devrimiyle beraber yaptılar. Ama bizler çok geç kaldık bu konuda. Şu anda dediğim gibi 90 dekar bir tarladayız. Ona bakarsanız işletme büyüklüğü olarak baktığımız veyahut da Türkiye'nin işletme tarla büyüklüğü olarak baktığımız zaman büyük bir tarladayız. Evet. Yani genellikle biz de arazileri dolaştığımız zaman genelde büyük bir tarladayız. Yani 15-20'yi bile, gördük mü evet tarla, diyoruz. Bu tarla bile şu anda geniş alan tarım yapmak için aslında ufak bir tarla. Dünya standartlarına baktığımız zaman ufak bir tarla. Tabii. Yarışacağımız ülkeler aslında. Yarışacağımız. Zaten bizim sorunumuz orada. Yani ben bunu dünyayla yarışırken benim standartım ona gelmek zorunda. Bu tarlanın 185, 200 hatta 500 dönüm olması lazım ki tek parça. Ben o zaman dünya fiyatlarıyla, dünya rekabetiyle karşı karşıya geleyim. Ama şu anda ülkemizin gereklilikleri diyelim, belki de eksiklikleri, başka şeyleri diyelim, buna izin vermiyor. Bu yüzden bizim biraz daha fazla korumaya ihtiyacımız var. Başka bir şeyden dolayı değil. Çünkü 90 dekarın maliyeti 180 dekarla aynı değil. Buraya bir traktörün gelme maliyeti var. İçinde gezme maliyeti var. 90 dekar olduğu için kanat açıklıklarımız daha kısa yapmak zorundayız. Tarlalarımız küçük olduğu için yaklaşık Avrupa'da en az 25 ve 30 metrelik makinalarla çalışırken bizler burada 15 metrelik makinalarla, 12 metrelik makinalarla çalışıyoruz. Bu bizim maliyetlerimizi yükseltiyor zaten. Tabii. İster oranın istemez yükseltiyor yani. Şimdi onun bir sefer geçtiği yerden biz 3 sefer geçip aynı mücadeleyi yapmak zorundayız. 3 sefer tarlayı ezmek ve 3 sefer tarlanın içinden yol yapmak zorundayız. Bunlar bizim üretimimizi düşüren, üretim maliyetlerimizi yükselten faktörler. Bu faktörleri üst üste koyduğumuz zaman dar alan ve geniş alan tarımında ülkemizin gelmesi gereken çok daha yer var. Ama yavaş yavaş geleceğine inanıyorum. Tarla toplulaştırmalarla, insanların kendi kendine satmasıyla, bilmem nesiyle bunlar bir şekilde büyüyecektir yavaş yavaş diye düşünüyorum. Peki hasata çok kısa bir süre kaldı dedik. Evet. Sorunlarımızdan da bahsettik. Hasatla ilgili kaç günümüz var ve buradaki işlemler ve sizin hasat esnasında işçi bulmanız, aileyle beraber mi yapıyorsunuz, dışarıdan işçi mi getiriyorsunuz, makinelerle ilgili kolaylıklar var mı bölgede, kooperatifleşip pek çok üretici birlikte mi çalışıyor, yoksa bireysel bir mücadele, bireysel bir çalışma mı var, onlardan da bahsedebilir miyiz? Şu anda hasatımızda yaklaşık 15 ile 20 gün arasında bir süremiz kaldı. Şu tarlamız herhalde yaklaşık 20 gün sonra falan hasat edilecek pozisyona gelir. Yani makine konusunda Tekirdağ'ımız biraz şanslı. Gerçekten şanslı. Makine parkımız çok iyi. Yani Trakya'nın makine parkı bilmiyorum ama özellikle Tekirdağ'daki bizim kendi köyümüzde ve çevre köyümüzdeki makine parkımız bizler için yeterli. Mekanizasyonda zaten çok iyi durumdayız şu anda. Biz Türkiye'ye baktığımız zaman, ben Türkiye'nin değişik yerlerine de gittim. Çalıştıkları makineleri gördüğüm zaman baktım ki biz gerçekten arkadaşlardan birazcık daha yukarıda, makine teknolojisi olarak, traktör teknolojisi olarak biraz daha yukarıda çalışıyoruz. Birkaç bölge hariç diyeyim. O konuda bir sıkıntımız yok. Destek de geliyor. Yani %50 bazı ürünlerde destek de alarak, mesela ben ekim makinamı %50 destek de aldım. Devlet desteğiyle aldım. Onunla ekim yapıyorum. Biçim konusunda da sıkıntımız yok. Depolama konusunda da işte bazı şeyler var. Fakat dediğimiz gibi en büyük sorun bizde fiyatlar. Yani dünya fiyatlarını yakalayamamayız. Hatta birazcık üstünde olmamız, bizim maliyetlerimizin yüksek olması bizi biraz daha rahatsız ediyor. Bunlar konusunda çözümler bulunduğu zaman zaten Türk çiftçisi tamahkardır ya. Yani o çok fazla şey yapmaz. Çok şey istemez. Az şey ister, az şeyle mutlu olan insanlardır. Ama bu yapıldığı zaman bize yeterli geleceğine inanıyorum diye. İnşallah. Tekrar diyoruz, hep her programda da bunu söylüyoruz aslında. Emeğimizin tam karşılığını alabildik mi? Bize yetiyor üretici olarak, yetiyor. Türk üreticisi olarak. Bundan aslında memnun oluyoruz. Ama tabii maliyet artarken biz sattığımız ürünün fiyatını daha düşüğe satmaya başlayınca da tadımız kaçıyor. İnşallah bu konulara tabii ki, en kısa yani zamanda şimdi bir çözüm gelir. Zaman geçen yıla oranla ilaç fiyatları olsun, özellikle akaryakıt fiyatları olsun, yaklaşık %30 civarında yükseldi. Doların yükselmesiyle beraber. Çünkü ilaçlarımızın çoğu yurt dışından veyahut da ham maddesi yurt dışından geldiği için ham madde fiyatları yükseldi. Gübre fiyatlarımız aynı şekilde yükseldi. Fakat bizim buğday fiyatlarımız aynı şekilde yükselmedi. Evet. Aynı şekilde yükselmedi. Ondan sonra ayçiçekteki fonların geçici olarak da kaldırılması
bizim bu dönemdeki kanola üretimimizi ve kanola fiyatlarımızı vurduk. Yani ayçiçeğinin fonunun kaldırılması, dışarıdan ayçiçeğinin getirilmesi, biz de aynı yağ üretiyoruz. Aynı yağ üretiyoruz. Kanola yağ üretiyoruz biz de. Kanola fiyatlarımız olduğu gibi şu anda yaklaşık %10 civarında, %20 civarında geri çekti. En az %10 bir kere geri çekti. Aşağı yukarı biz 2 lira beklerken 1700-1800 lira aralığında olmasını bekliyoruz şu anda. Eğer gerçekten bu fon kaldırılmasaydı biz üretici olarak biraz daha memnun olacaktık. Peki bölgede tahıl üretimi var, buğday üretimi var. Anız yakımı ile ilgili ülkemizde bazı problemler yaşıyoruz. Bölgedeki üretici bilinci nedir bu konu hakkında? Çünkü tarlalarımıza, topraklarımıza ciddi zarar veren bir durum. Burası hakkında neler söyleyebiliriz? Anız yakımı Trakya'da olmuyor. Hiç olmuyor demiyorum ama gerçekten olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü sap bizde para yapıyor. Biz sapımızı balya haline getirip hayvancılığımız da Trakya'da iyi olduğu için hayvancılığımız da var. Ve dışarıdan buraya sap almaya gelen insanlar var. Yani Karadeniz bölgesinden olsun, Ege bölgesinden olsun, özellikle Manisa, İzmir tarafından olsun. Oradaki hayvan üreticileri buraya sap almaya geldiği için bizler hiçbir zaman anızımızı yakmıyoruz. Ama fark etmiyor. Anızımızı yakmıyoruz. Tarladan kaldırdığımız için bir şekilde organik madde kaybı yaşıyoruz biz de. Bu şekilde. Onu telafi etmek için biraz daha fazla gübre kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim yine maliyetlerimizi arttıran unsurlardan bir tanesi oluyor. Tabii toprağı aslında yakarak mikroorganizmaları öldürmüyoruz ama organik maddece de bir parça fakir bırakıyoruz toprağa. Bırakıyoruz. Yani dediğimiz gibi biz yakarak almıyoruz sapı üzerinden. Fakat biz de saman olarak aldığımız için bir şekilde biz de kaybettiriyoruz organik maddeyi topraktan. Onu da bir şekilde telafi etmeye çalışıyoruz. Ama Trakya'daki halkın bilinci anız yakmaya karşı gerçekten iyidir. Kimse anız yakmaz diyebilirim aşağı yukarı. Bu açıdan da bu durum aslında memnun edici. Memnun edici, evet. Trakya'mızın bilincinin yüksek olması bu konuda gerçekten çok hoş bir şeydir. Peki programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. İzleyicilerimiz için son olarak buğdayla ilgili ve bölgeyle ilgili neler söyleyebiliriz? Bölgemiz Trakya bölgesi ayçiçeği ve kanola üretiminde zaten Türkiye'nin birincisi bu konuda. Üretim bazında baktığımız zaman da Trakya'mız yine buğdayda da gerçekten iyi bir üretici. Verim oranına baktığımız zaman bizler aşağı yukarı 550-600 kilogram civarında dekara, 1000 metrekareye ürün alan bir şeyiz. Türkiye ortalamasının 250-300 kilogram arasında dolaştığını düşündüğümüz zaman bizim bulunduğumuz yer gerçekten iyi bir yer. İyi çiftçilik yapıyoruz. Elimizden gelince kaliteli ve iyi ürün alıyoruz. Yüksek miktarlarda ürün alıyoruz. Bunun karşılığında tek bir şey bekliyoruz. Bize biraz daha ilgi. Başka bir şey değil. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programımızın da sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.